Asıl büyük hesap günü geldiğinde evet. Asıl o hesap günü, büyük hesap günü geldiğinde verilecek cevabımız olacak. Hep beraber inşallah. Yeter ki dosdoğru çalışalım, iyi niyetle çalışalım. Hedefimizden şaşmayalım. Memleketim düze çıksın diye haram yemeden, çıkar gözetmeden mazlumlar için, Gazze'dekiler için gece gündüz çalışsın diyeceğiz hep beraber. Çok çalışacağız arkadaşlar, çok. İnanın çalışmadığımız, boş durduğumuz tek bir dakikanın yarın hesabını veremeyiz ya. Millete de hesabını veremeyiz. O büyük hesap gününde hesabını veremeyiz. Şöyle bir bakın ya. Türkiye'de bizden başka bu ülkenin sorunlarının nasıl çözüleceğini bütün detaylarıyla çalışan başka tek bir siyasi parti yok arkadaşlar. Yok. Ana muhalefet yeni çalışmalar yapıyormuş. Program hazırlıyorlarmış. 101 sene sonra. Açıkça söylüyorum bakın. DEVA Partisi yön bulmaya çalışan şu andaki Türkiye siyasetinin kutup yıldızıdır, kutup yıldızı olmaya da devam edecektir. Yaptığımız her çalışma, bu ülkenin sorunlarını çözmek için ortaya koyduğumuz her bir plan referans niteliği taşımaktadır. Meclis Başkanı davet etti, ya anayasayı çalışmaya başlasak, görüşsek. Bizimki çoktan hazır dedik, 2 sene önce hazır dedik. Mustafa Yeneroğlu'nun başkanlığında bir komisyon çalıştı, bitirdi. Ortaya koyduk, masasına bıraktık. Geldik. Yeni anayasa. Lafı var, kendisi daha yok. Gündemi meşgul etmek için şu anda temcit pilavı gibi tekrar tekrar ortaya konulan bir konu. Arkadaşlarım, DEVA Partisi Türkiye'nin Sünni gündemlerine asla prim vermeyen, halkın, hakkın ve sessiz çoğunluğun sesidir. DEVA Partisi birlik ve beraberliğimizin çimentosudur. Şu salona bakın ya. 81 il, yüzlerce ilçe şu anda bu salonda temsil ediliyor. Türkiye'nin tümü burada. Türkiye coğrafyasının bütün kültürü, bütün renkliliği, bütün çeşitliliği burada, bu salonda. Boş tencerelerin sesini duyuyoruz. Boş tencerelerin sesini duyuyoruz arkadaşlar. Yalnız bir ara bir böyle tencere tava hikayesi vardı. Bizimki ondan değil. Bizimki gerçekten mutfak tenceresi. Boş tencerelerden bahsediyoruz. Ha. Karıştırmasın kimse. Zamanında AK Parti'ye, Erdoğan'a gönül vermiş dostlarımıza seslenmeye devam ediyorum. Her ülkeden, her milliyetten çete üyelerine dağıtılan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarından rahatsızlık duyduğunuzu biliyorum. Emeklerimizin layık görüldüğü koşullardan, asgari ücretle ödenmesi imkansız hale gelen kiralardan, torpille dönen işe alımlardan bıktığınızı, usandığınızı biliyorum. Yanlışı savunmak çok zor, çok. Onu da biliyorum. Ancak değerli arkadaşlarım, sanılmasın ki ülkenin geldiği yerde muhalefetin bir payı yok. Ülkenin ana muhalefeti en ufak bir krizde kim olduğunu hatırlıyor, aslında rücu ediyor. Son 6 ayda gördük değil mi? Tek tek örneklerini saymayayım. Bu milletin içten içe ne kadar korkusu varsa, o korkuyu depreştirecek ne var ne yoksa yapıyorlar. Tutamıyorlar kendilerini. Gerçekler ortaya çıkıyor. Mitingde bir vatandaş mı yumruklandı? İşte muhalefet orada şiddetin yanında. Bir yerlerde, bir şekilde yerelde iktidarı mı aldılar? Muhalefet orada eş dost kayırmanın, haksız rantın yanında. Belediye sayısı çoğaldıkça herkes daha iyi görüyor belki bunu. Ülkenin iktidarı da muhalefeti de çıkarları neredeyse orada. Biz milletimize, evet yani yakında kol kola yürürsek şaşırmayalım ha. Yani düzeltiyorum, yakında onları kol kola yürüyerek görürsek şaşırmayalım diyor. Bu ülkenin sokakları güvenli değil. Sosyal medyadan ses yükselmedikçe kolluk işini yapmıyor, hukuk işlemiyor ya. İlla birilerinin cep telefonuyla çekip bir yerlerde yayınlaması mı lazım? Video kaydı alınmadıkça, kamuoyunda yeterince baskı olunmadıkça adalet yerini bulmuyor. İnsanlar sokakta rahat yürüyemiyorlar. Çocuklarımızı koruyamıyoruz. Trafikte araç sürmek, mekan açmak, mafyayla yüz göz olmak anlamına geldi artık. Gençler uyuşturucu bataklığına çekiliyor. Kumar bataklığına çekiliyor. Herkesin cebindeki telefon olmuş bir gayri resmi illegal kumarhane. Böyle bir şey olur mu ya? İşlerine geldiklerinde Instagram'ı tak diye kapatamıyorlar mı? İşlerine geldiklerinde Twitter'ın fişini çekemiyorlar mı? Buradan ben Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Ya Twitter'ın fişini çekiyorsunuz, Instagram'ı kapatıyorsunuz da şu sanal alemdeki bahis kumar sitelerine niye dokunmuyorsunuz ya? Bilmedik, duymadık. Yok öyle bir şey, yok. Hepsi elinde, hepsi. Devletin hepsi elinde. Bütün internet sistemi, bütün internet altyapısı devletin hatlarından geçiyor. Hepsi kontrollerinde. Onun için kesebiliyorlar. Onun için kısabiliyorlar. Yazık ya. Küçücük çocukları kumara alıştırıyorlar bu ülkede. Dindar nesil yetiştireceğim. Tamam ama kumarın dinimizdeki yerini herhalde en iyi kendisinin bilmesi lazım ya. İnanılır gibi değil ya. Kadınların durumuna bakıyoruz arkadaşlar. İş görüşmelerinden gece dışarı çıkmalarına, hayatın her alanında tacize, şiddete, istismara maruz kalan kadınlar çok tedirgin. Ve haklılar. Sokak ortasında tacize, tecavüze yeltenenler serbest kalıyor hemen. Ya sen ona gerekli yaptırımı uygula ki bir daha kimse cesaret edemesin. Dokunursam elim yanar, ben yanarım desin ki bir daha hiç kimse kadınlara ilişemesin ya. Kadınlar gittikleri konuları arkadaşlarına atıyorlar. Bak buradayım diyor, ne olur ne olmaz takip et diyor. Bindikleri araçların plakalarını ezberlemeye çalışıyorlar. Gece vakit birileriyle telefonda konuşmak ya da konuşuyor taklidi yapmak durumunda kalıyorlar. Bu devleti yönetenlere soruyorum. Devlet ne için var ya? Devlet sadece devlet imkanlarını yandaşlara paylaştırmak, yandaşlara kullandırmak için yok. Çünkü kafalarında o var ya. Öyle zannediyorlar. Devlet sokakların güvenliğini korumak için var. Devlet adaleti tesis etmek için var. Hani güvenlik? Hani adalet? Ya devletin en önemli varlık sebebidir bunlar arkadaşlar ya. Adaleti tesis etmek, güvenliği sağlamak. Eğer devleti yönetenler bunu beceremiyorsa kusura bakmasınlar ya. Artık ısrarla yapışmasınlar oralara. Bizim hayal ettiğimiz ülke kadınların sokakta yürüyemedikleri bir ülke miydi? Hayal ettiğimiz ülke adaletin ancak sosyal medya aracılığıyla sağlanan bir ülke miydi? İkbal ve Ayşegül'ü akıl almaz bir şiddetle katleden katilin ve ilişkili olduğu kişilerin tespit edilmesi ve hak ettikleri en ağır cezayı görmeleri tüm toplumun ama en başta da çocukların ve gençlerin hakkı. Balıkesir'de öldürülen Ata Efe'ye, İstanbul'da katledilen İtülü Halit'e, Ordu'da evinin önünde bıçaklanarak öldürülen Ceren'e, İkbal'e, Ayşegül'e ve nicesine bunu borçluyuz arkadaşlar. Çözüm nerede derseniz, çözüm gerçek bir hukuk devletinde. hukukun üstünlüğünün yaşandığı bir Türkiye. Çözüm orada. Çözüm bağımsız ve tarafsız yargıda. Çözüm devlet görevlilerine ehliyetli ve liyakat sahibi dürüst insanları getirmekti. Benim işimi görsün, talimatımı yerine getirsin, yanlış da olsa, hukuksuz da olsa dediğimi yapsın diye siz insanları göreve getirirseniz bu ülkede adaleti de güvenliği de tesis etmek mümkün olmaz. Çözüm sağlam bir ekonomik programla ülkeyi topyekün zenginleştirmekte. 23 yıl önce eşitlik, adalet ve kalkınma hayaliyle çıkılan yollar şimdi çetelerle, katillerle, istismarcılarla doldu. Yaşanılan tüm bu hadiselerde kaybettiklerimiz için yas tutan tüm vatandaşlarımızın acısını paylaşıyorum. İnsanların sokakta güvenle yürüyebildikleri, hep beraber huzur içerisinde yaşayabileceğimiz bir Türkiye için elimizin taşın altında olduğunu biliyorum. Çünkü şunu biliyorum arkadaşlarım, şiddetin ve bağımlılığın çocuk yaşa inmesi bir ülke için gerçek bir beka sorunudur, beka. Bu ülkeyi sürekli sanal beka tehditleriyle yoranlar asıl dönsünler baksınlar, bambaşka bir beka tehdidi var şu anda ülkede. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin sorunları çok büyük. Nereye ele atsanız, hangi konuda konuşsanız gerçekten vatandaşlarımız yüzlerce sorun sıralıyor. Ama bu aralar en çok da bahsedilen sorun geçim, fukaralık, işsizlik, yani ekonomi. Sadece vatandaşlarımız değil, esnaf, KOBİ'ler. Gerçekten şu son birkaç yıl tüm vatandaşlarımız için ama özellikle de esnafımız için, KOBİ'ler için ve çiftçilerimiz için son derece zor oldu. Esnafımız, KOBİ'lerimiz sahipsiz, çiftçimiz sahipsiz. Et ithal edenlerin sahibi var. Gemi gemi buğday ithal edenlerin sahibi var. Ama alnının teriyle, bileğinin gücüyle, topraktan helaliyle kazanmaya çalışan, ayakta durmaya çalışan çiftçimizin sahibi yok. Enflasyon yakın tarihimizin en yüksek seviyelerine çıktı. 2 yılda tek haneye indirdiğimiz ve yıllarca tek hanede tuttuğumuz enflasyonu hortlattılar. Saçma sapan. Allah'ın verdiği aklı kullanmadan bir ekonomiyi yönetmeye çalıştığınızda enflasyon patlar. Ve değerli arkadaşlarım, bakın, ekonomik sorunlar sadece orada kalmıyor. Sosyal sorunları da beraberinde getiriyor. Biraz önce bahsettim. Yasa dışı, kumar, fuhuş, bahis, hızla zengin olma ve köşeyi dönme kültürü. Gençler bakıyor, alnının hakkıyla para kazanmak çok zor. Nasıl köşeye dönerim? Nasıl hızlı zengin olurum? İşte kumar, bahis oradan oluyor. Kara borsacılık, tefecilik, dolandırıcılık, kara para aklama aldı başını yürüdü ya. Ve tekrar söylüyorum, bakın, bu uyuşturucu madde bağımlılığı o kadar büyük tehlike ki, o kadar yayıldı ki, o kadar ucuzladı ki, yazık oluyor çocuklarımıza, gençlerimize. Değerli arkadaşlarım, bu hükümet dindar nesil yetiştireceğiz dedi, değil mi? Büyük iddia. Oysa son yıllarda sonuç ne oldu? Gençler arasında ateizmin ve deizmin hızla yaygınlaştığı bir dönemdeyiz. Çünkü arkadaşlarım, din samimiyettir. Din muameledir. Ahlak lafta değil, söylemde değil, eylemdedir. Bu iktidar bir yandan dinimizin kutsallarını sürekli olarak istismar ederken, muamele ve eylemleriyle dinimizin devlet yönetimindeki temel ilkelerini her gün ihlal etmektedir. Nedir bunlar? Nedir bu ilkeler? 3 temel ilke ya. Devlet yönetiyorsan 3 tane temel ilke var. Basit. 1 adalet, 2 istişare, 3 ehliyet. Devlet yöneteceksen adaletle hareket edeceksin. Her kararını gerçek istişareyle alacaksın. ehliyetli, liyakatlı insanları göreve getireceksin. Bunu yapınca yükseliyorsun. Bunu yapmayınca batıyorsun. Soruyorum size arkadaşlar. 3 temel ilke. Bu ülkede adalet var mı? Ülke istişareyle yönetiliyor mu? Hayır. Devleti yönetenler ehliyetli, liyakatlı insanlar mı? Hayır. Onun için olmuyor. Üzülerek söylüyorum. Olmayacak da ya. Çünkü akılları burada değil. Onun için çalışıyoruz. Onun için yeni bir yol açmanın mücadelesini veriyoruz şu anda. Gerçekten yeter ya. Ya bu milleti, bu güzel, gönlü geniş milleti aldatmaktan vazgeçin artık. Elinizdeki propaganda makinasıyla, propaganda sistemiyle bu milleti boş şeylerle uğraştırmaktan, gereksiz korku salmaktan, yalanları gerçek gibi pompalamaktan vazgeçin artık. Sizin yüzünüzden gençler dinden soğuyor bu ülkede ya. Eğer ben dindarım, eğer ben dindarım diye her gün dinimizi istismar ederek iş başında olanlar bunu yapıyorsa ben onlar gibi olmak istemiyorum diyor gençler ya. Bu kadar basit arkadaşlar ya. Yazık. Siz ne kadar büyük vebal altında olduğunuzu biliyor musunuz diye iktidara buradan sesleniyorum. Bu millet huzur istiyor. Bu millet sevgi istiyor. Bu millet samimiyet istiyor, samimiyet. Değerli arkadaşlarım, dönelim ekonomiye. Peki çözüm ne? Bu derin sorunları çözecek. İnşallah, inşallah. Biz zaten buna deva ekonomisi diyoruz. Çünkü anlamıyorlar. Bazıları zannediyorlar ki Ali Babacan'ın birkaç yakın arkadaşını göreve getirirsek deva ekonomisi gelecek memlekete zannediyorlar. Olmayacak, olmayacak. Çünkü anlamıyorlar. Bu hükümet şu anda bir çarpıtma içinde. Diyorlar ki şu anda ülkenin başında Ali Babacan olsa o da aynı şeyleri yapacaktı ya. Hey yavrum hey. Ya siz Ali Babacan'ın yaptıklarını anlamış olsaydınız bu ülke bu hale düşer miydi ya? Siz o dönemde bütün ekonomi yönetiminin başında olan İbrahim Çanakçı'nın ve ekibinin yaptıklarını o dönemde anlamış olsaydınız tek haneye düşmüş enflasyonu patlatır mıydınız? Anlamamışsınız işte. Anlamış olsaydınız bu ülkede fukaralık bu kadar artar mıydı? Bakın tam 13 yıl arkadaşlar açık söylüyorum. Biz çalıştık, başardık, onlar keyfini sürdü ya. Mütevazı olmaya gerek yok bu konuda. Ha Sayın Erdoğan ben yaptım diyorsa tekrar yapsın görelim, yapamıyor ya. 10 yıldır yapamıyor işte. Olmuyor. Hala miras yiyorlar, miras. Bankalarımızı güçlendirdik. Sanayimizin altyapısını genişlettik. İhracatı 36 milyar dolardan aldık. 132 milyara çıkarttık. Geçen sene ihracat %1 arttı diye seviniyorlar ya. İhracatımız arttı diyor. Çıkıyor bakan açıklama yapıyor ya. %1 arttı diye. 36 milyar dolardan almışız. 132 milyar dolara %1 artışa seviniyorlar. Bakın arkadaşlar. Bir kez daha ifade ediyorum. Bugün uygulanan politikalarla bizim ortaya koyduğumuz vizyon ve ekonomik programın uzaktan yakından bir ilgisi yok. Ekonomik program diye ortaya koydukları faiz artışları ve vergi artışlarından ibaret. Başka bir şey gördünüz mü ya? Son 1,5 yıldır bir örnek verin. Deyin ki bu hükümet yeni ekonomi yönetimi neyse son 1,5 yıldır seçimden bu yanayı kastediyorum. 2023 seçimi. Ekonomide başka şunu yaptı. Var mı bir örnek? Faiz artışından ve vergi artışından. Kamunun kontrol ettiği ürünlere zamlardan başka bir şey hatırlıyor musunuz? Yok. Aklınıza bir şey geliyor mu? Yok. İşte biz DEVA Partisi olarak açıkladığımız 23 eylem planıyla ekonomi, demokrasi ve yönetim sistemine ilişkin yepyeni bir vizyon ortaya koyduk. Geçenlerde bir Alman sosyal demokratlardan dış politika sözcüsü ziyaretimize geldi. Dedi ki sizin yaptığınız bu çalışmaları Avrupa'da bile yapan çok az, biliyor musunuz dedi. İnanın, bakın ben 2023 seçimlerinden sonra bunu Sayın Cumhurbaşkanı'na, bütün bakanlara gönderdim. Bakan yardımcılarına gönderdim, milletvekillerine gönderdim ama inanın çoğunun bunları okuyup kavrayacak durumu yok. Çünkü kafa başka yerlerde. Çoğunun hani hala sistemde, yönetim sisteminde, iktidarda düzgün iyi niyetli arkadaşlarımız var. Onları da biliyoruz, tanıyoruz. Ama ben kahir ekseriyetten bahsediyorum. Anlamıyorlar çünkü kafa haksız kazançta, rantta. Bakın bizim vizyonumuzun ekonomi bacağında dijital devrim, yeşil dönüşüm ve kapsayıcılığı esas alan yeni bir kalkınma stratejisi var. Temel hedefimiz üretken, uluslararası rekabet gücü yüksek, kaliteli istihdam yaratan ve tek bir vatandaşımız dahi yatağa aç göndermeyen güçlü, dayanıklı ve kapsayıcı bir ekonomi inşa etmek. Hiç kimse bizim verimliliğe, adil rekabete, fırsat eşitliğine dayalı ekonomik sistem anlayışımızı mevcut iktidarın rant devşirmeye dayalı ahbap çavuş kapitalizmi anlayışıyla karıştırmasına. Biz başka şeyler yaptık, başka şeyler yapacağız. Hiç kimse bizim büyümenin nimetlerinden toplumun tüm kesimlerinin adil ve dengeli biçimde yararlanmasını sağlayacak sosyal politika anlayışımızla iktidarın sosyal yardımları bir lütuf, tehdit ve oy devşirme aracı olarak kullanan çarpık yaklaşımını karıştırmasın. Bizim vizyonumuz özgürlükçü, katılımcı ve çoğulcu demokrasinin, hukukun üstünlüğünün ve yargının tarafsızlık ile bağımsızlığının sarsılmaz biçimde güçlendirilmesi üzerine kuruludur. Hep söylüyorum, hukuk olmayınca ekonomi olmaz, adalet olmayınca ekonomi olmaz. Bunu anlamadılar, anlamıyorlar. Hukuk olmadan, adalet olmadan yaptıkları tek şey faiz artırmak, vergi artırmak. Tam demokrasi olmadan toplumsal refah sağlanmaz. Yolsuzluk yok edilmeden yoksulluk önlenmez. Hukukta, adalette, demokraside, özgürlüklerde şampiyon ligine çıkmadan ekonomide şampiyonlar ligine çıkamazsınız. İşte bunu anlamadılar, anlayamadılar. Ve arkadaşlar, bizim vizyonumuz bu ucube cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini en kısa sürede terk ederek güçlenmiş parlamenter sistemin geçilmesine dayalıdır. Biz bu aralar bazı muhalefet partilerinin yaptığı gibi güçlenmiş parlamenter sistemini sözde savunanlardan değiliz. Çünkü bazıları sadece sözde savunur hale geldi. Özde savunmuyorlar. İktidar sopasını ele geçirip bu ülkeyi mevcut sistemle biraz da ben yöneteyim, biraz da ben nem alayım diye hırsı aklından önde gidenlerin hepsinin farkındayız. Diyorlar ki bunlar beceremiyor. Tamam. Ana muhalefetin de somut bir çözümü de planı da yok. Peki siz ne yapacaksınız diye bize soruyorlar. İktidar yapamıyor, anladık. Muhalefetin de çözümü yok. Peki siz ne yapacaksınız? Basit. İnanın çok basit. Bu işleri hiç yapmamış olsak dersiniz ki ya acaba atıp tutuyor mu? Yaptık ya. Düzgün bir ekiple, doğru kararlarla bu ülke nasıl ayağa kalkıyor, şahlanıyor, bunu yaptık, yaşadık. Bakın, daha önce de söyledim, tekrar ediyorum. Ben bugün bu ülkenin cumhurbaşkanı olsam, öncelikle derhal parlamenter sisteme geçişin startını veririm. Birinci gün, birinci dakika. Bazıları diyor ki, ya bu Cumhurbaşkanı yetkileri önemli. Seçimi kazansak bile biraz daha devam edelim. Yetkiler önemliyse niye değiştiriyorsun sistemi arkadaş ya? Eğer samimiysen diyeceksin ki ben seçildiğim gün sistem değişikliğinin düğmesine basacağım, startı vereceğim ki demokrasi başlasın. Bakın arkadaşlar, ben bugün Cumhurbaşkanı olsam, startı verdik, demokratik sistem startını. Ekonomi yönetimine 10 tane sağlam işi bilen arkadaşımı hemen koyarım. Hemen. Haftada 2 kere 2 saat toplantıyla da en geç 2 senede bu ülkenin ekonomisi hemen toparlanır. Yaptık, gene yaparız yani. Daha da iyisini yaparız. Peki vaktimi neye ayırırım? Vaktimi hukuka ayırırım. Adalete ayırırım. Vaktimi eğitime ayırırım. Vaktimi çökmekte olan sağlık sistemine ayırırım. Derhal ekonomik ve sosyal konseyi toplarım. Bunlar aynı zamanda Sayın Erdoğan'a da tavsiyedir. Eğer bir şeyleri düzeltmek istiyorsa söylediklerim ona da tavsiyemdir. Kurumları derhal bağımsız çalıştırırım, derhal. TÜİK'miş, Merkez Bankası'ymış, SPK'mış, BDDK'mış, bağımsız. TÜİK'i ve Merkez Bankası'nı derhal şeffaflaştırırım. Yeni Hazine ve Maliye Bakanımız bunu niye yapmıyor anlamıyorum ya. Kendisi bilir. Şeffaflık olmadan ekonominin düzelemeyeceğini bilir. Yapmadı. Yapamıyor. Muhtemelen önceki dönemin hatalarını örtmek için, şu anda da devam eden yanlışlar varsa da onların üzerine örtmek için yapamıyorlar. Eğer korkmuyorsanız, dosdoğru çalışıyorsanız TÜİK'in fiyatlarını açıklayın eskiden olduğu gibi. Korkmuyorsanız, dosdoğru çalışıyorsanız Merkez Bankası'nın döviz müdahalelerini açıklayın. Biz yapıyorduk. 1,5 yıl geçti. Niye yapmıyorsunuz? Ya eskinin ayıbını, kusurunu örteceğim derken kendi itibarınızı tüketiyorsunuz ya. Başka ne yaparım? Derhal tasarruf arkadaşlar, tasarruf. Kamu ihale yasası derhal değişecek. Avrupa Birliği'nin kamu alımları mevzuatı derhal başlayacak. İmar rantları derhal adil bir şekilde vergilendirilecek ki ekonomide kaynaklar adil dağılsın. Tarım, tarım. Arkadaşlar başka bir beka meselesi haline geliyor ya. Gidin köylere, tarlalara, 50 yaşının altında bir çiftçi bulduğunuz zaman diyorsunuz ki ya ne güzel genç bak, genç bir çiftçi. 10 sene sonra ne olacak? 20 sene sonra ne olacak? Esnaf KOBİ. Bakın bir işletme kapanınca onun yerine yenisi kolay kolay açılamıyor. İstatistikler orada. Esnafımız KOBİ'miz. İstihdam. Bakın gençlerimiz işsiz, mesleksiz. Derhal gençler için mesleki eğitim programları. Derhal gençler için yeni meslek edinme programları. İnanın çok basit. Yaptık ya, yılda 100 milyon dolar parayla milyonlarca gencin meslek değiştirmesini, yeni meslek edinmesini ve iş bulmasını sağladık. Değerli arkadaşlarım, biz tarihin doğru zamanında, doğru yerinde duruyoruz. Emin olun, tarihin doğru zamanında, doğru yerindeyiz. Yarın bir gün Gazze'de soykırımı yaşanırken sen neredeydin diye sorulduğunda verecek yanıtımız var. DEVA'daydım, Gazze için çalışıyordum diyeceğiz. Kürsülerde ağızlarına gelen hakaretler edenler sonrasında güle oynaya birbirlerine sarılırken, meclis resepsiyonlarında karşılıklı gülüşürken sen ne yaptın diye sorduğunda verecek bir yanıtımız var. DEVA'daydım, temiz bir siyaset için çalışıyordum diyeceğiz. Sinan Ateş diye bir adam sokak ortasında başkentte güpegündüz öldürülmüş, katilleri taşıyanların adı iddianameye bile girmemiş. Ses çıkartmadın mı diye sorulduğunda verilecek bir yanıtımız var. DEVA'daydım. Ayşe Ateş'in adını gittiğimiz her yerde korkmadan tekrarladık. Yanında durduk diyeceğiz. Torunlarımız iklim krizi geldi çattı. Kuraklık var, su bulamıyoruz. Dede, anneanne, babaanne dediğinde ne diyeceğiz? İnsanlar kılık kıyafetleriyle göre yargılanmışlar. Hatta bu uğurda dayak yemişler dediklerinde ne diyeceğiz? Irkçılık ayyuka çıkmış. İnsanlar bir eşyadan bahsedilir gibi bahsediliyor. Bir göçmen insandan bir insan için kullanılamayacak tabirler kullanılıyor. Kullanılmış bu ülkede dediklerinde ne diyeceğiz? Hepsine verilecek cevabımız var arkadaşlarımız. DEVA'daydım. Gece gündüz milletimiz için çalışıyorduk. Bu ülke için çalışıyorduk diyeceğiz.